Kadın insandır. Kadın anadır. Kadın toplumun gerçeğidir. Sadece ve sadece fiziki farklılıklardan dolayı kadını ve erkeği ayıran anlayış iptidai ve cahiliye anlayışıdır. Çağ dışıdır, insanlık dışıdır, vicdan dışıdır. Onun için ben bu toplumda ve bütün yeryüzünde yaşayan insanların oluşturduğu toplumlarda kadının özgürce, aklınca ve yine şereflice yaşadığı bir hayatın var olabilmesi için mutlak anlamda artık negatif düşüncelerin yok olması gerektiğine inanıyoruz. Bugün buradan haykırıyoruz. Milli Yol Partisi kadını da erkeği de insan olarak görür. Birey olarak görür ve itiraz eden, yeri geldiğinde hak ve hukukunu erkekten daha çok savunabilen kadınlar bir toplumun gerçeğidir, bir toplumun kendisidir. Kadının eli değdiği yerde kesinlikle ve kesinlikle merhamet ve adalet vardır. Kadının yeryüzünde insanca, şereflice, onurluca yaşadığı bir dünyayı kurmak üzere ve taviz vermeden bunu inşa etmek üzere yola çıktığımızın bilinmesini istiyorum. Bizim davamız kadının ve gencin önde olduğu bir davadır. Bu hareket başarıya ulaşacaksa mutlak anlamda kadınlarla ve gençlerle başarıya ulaşacaktır. Bizim Aksaray İl Başkanımız Ahmet Karaman'ın kızı Tuğba, oğulları Mustafa Kemal, torunları Mustafa Kemal, torunları Mehmet Akif hala deprem enkazının altında bulunamadı. Hatay'da en lüks bir rezidansın içinde yaşıyorlardı. 8 Mart Kadınlar Günü'nü ve kadınların bütün o içinde barındırdığı güzellikleri Tuğba'nın şahsında ve çocukların şahsında bugünün anlamını ve bugünün o mesajını Tuğba için arkamıza aldık. Tuğba, evet, ahirete göç etti. Hala naaşı yok, hala kendisi yok. Ama o acı, o ailenin yaşadığı dram gerçekten hiç kimsenin yaşamaması gereken bir acı. Buradan rahmet diliyorum. Kardeşlerime sabır diliyorum. Tuğba şahsında bütün kadınların bu gününü kutluyorum. Kılıçdaroğlu'nun yüzüne baktım, ışık yok. Kılıçdaroğlu'nun kendisine baktım, ziya yok. Umut yok, heyecan yok, coşku yok. Hiçbir şey yok. Ne vereceksin millete? Ben daha iyi yaparım. Ne yapacaksın bize? Ben iyi yönetirim. Bu kadar. Proje yok. Düşünce yok. Yaklaşım yok. 80 yaşında. Bırakın gençler gelsin ya. Süreli siyaset gelsin, süreli siyaset. Süresiz siyaset hastalığı bizi boğdu. Bir ülke, koskoca Türk milleti bir insanla var olup bir insanla yok olacaksa vay sizin halinize. Vay sizin aklınıza. Biz bu ülkede nice Muhsin Yazıcıoğulları var. Bu ülkede nice Muhsin Yazıcıoğulları birlikte yol yürümüş, hapis yatmış, ceremesini çekmiş, işkence görmüş, yine de ayağa kalkmış, milletim demiş, milletim demiş, milletim demiş insanlar var. Kimse endişeye kapılmasın. Kimse gelecekten meyuse kapılmasın. Milli Yol Parti'nin kadroları, bu ülkenin çilekeş insanları, bu ülkenin hizmetkarları, bu ülkenin askerleridir. Ve var olacağız. Bu ülke iki tane bloğa mahkum değil. İki tane kötüye mahkum değil. İki tane yanlışa mahkum değil. Bu milletin önüne ya bu ya bu diyemezsiniz. Ne kadar millet birey özgürse, ne kadar
akıl sahipleri düşüncelerini, fikirlerini açıklarsa o ülke çabuk gelişir, çabuk büyür, çabuk refaha kavuşur. Şartlar ne olursa olsun milletin gerçeklerini dile getirmeyen insanlardan hayır gelmez. Gelmez, mümkün değil. İki tane bloğa bu millet mahkum mu? İki tane yanlıştan birini tercih etmek zorunda mıyız? Biz üçüncü bir yolu milletin önüne koyacağız. Biz milliyetçi, ülkücü, vatansever, insan hak ve hukukla riayet eden, hukuku üstün tutan, adaleti ayak tutan bir adayla milletin önüne çıkacağız. Ve süreli siyaseti gerçekleştireceğiz. Ve demokrasiyi partilerde yaşatacağız. Siyaseti değişime dönüşüme uğratacağız. İnkılabi bir anlayışla bu sistemi insanın özgür, onurlu, şerefli yaşadığı bir hale getireceğiz. Başka şansı yok. Altılı masa HADEP'le yedili masa olacak. Muhtemelen söylüyorum size. Muhtemelen yedi masa olacak. Çünkü HADEP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusu olduğunda destek vereceğini ifade etmişti. Yarın bir gün görüşmeler başlayacak. Görüşmeler başladığında mitinglerde, Van'da, Diyarbakır'da ve benzeri şehirlerde yapılan mitinglerde hangi bayrakları göreceğinizi şimdiden söyleyeyim isterseniz. Hangi bayrakları göreceksiniz biliyor musunuz? HADEP'in bayraklarını. Biz ülkeyi uçuruma götürmüş, milleti umutsuzluk batağında saplandırmış Tayyip Erdoğan da mahkum değiliz. Bölücü veya umutsuzluğu daha da perçinleştiren altılı masaya da mahkum değiliz. Biz milletin yolunu açacağız, milletin önüne üçüncü yolu koyacağız. Milli yolu koyacağız. Başka yolu yok. Bu milletin artık sahici siyasete ihtiyacı var, rasyonel yönetimlere ihtiyacı var, rasyonel akıllara ihtiyacı var.